Liposuction ile yağ, kanül adını verdiğimiz özel enstrümanlarla alınmaktadır. Bu işlem, bölgenin büyüklüğüne göre, yapılacak alanın miktarına göre genel anestezi veya sedasyonla birlikte lokal anestezi ile yapılabilen bir işlemdir. Yapılacak alanımız küçük ise, mesela örneğin sadece basen bölgeleri veya sadece karın bölgeleri, bu durumda lokal anestezi ve eşliğinde sedasyon dediğimiz hafif bir sakinleştirici ile birlikte liposuction işlemi uygulanabilmektedir. Ancak daha çok bölgeye yapılacak liposuction'larda genel anesteziyi tercih etmekteyiz. Deride açılan 3 mm'lik delikten kanül dediğimiz uzun çubuklarla bölgeye girilerek yağ hücrelerinin çekilmesi işlemi yapılır. Ancak bu işlem yapılmadan önce bölgedeki yağ hücrelerinin bir sıvı verilerek şişirilmesi ve bu bölgedeki kan damarlarının büzüştürülmesiyle yağ embolisi dediğimiz liposuction'da en korktuğumuz komplikasyonlardan bir tanesi olan yağ embolisinin önüne geçilebilmektedir. Özellikle usulüne uygun şekilde yapılan bir liposuction'da, yani yağ hücrelerini şişirerek ondan sonra vücuttan dışarıya çekilmesi işleminde normal ameliyatlardan daha fazla bir risk yoktur. Uygun olarak yapılan liposuction'da ve uygun kişilerce, plastik cerrahlarca yapılan liposuction'da bir problem ortaya çıkmaz. Özellikle vücuttaki protein dengesi de çok önemli. Ameliyat öncesinde yapılan işlemler ve tahliller de ameliyatta ortaya çıkabilecek problemleri minimale indirmek için bizim için çok önemlidir. Liposuction'da uygulanan teknikler fark etmektedir. Özellikle günümüzde lazer lipo veya ultrasonik liposuction denilen teknikler de ortaya atılmıştır. Ancak bunların birbirine üstünlüğü bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu yöntemler ek tedavi yöntemleri olarak uygulanabilmekle birlikte geleneksel olarak uyguladığımız yaklaşık 40-50 yıldır uygulanan liposuction yöntemi de istediğimiz sonucu elde etmek için bize yardımcı olabilen bir tekniktir. Ameliyat sonrasında hastalarımız yaklaşık 1,5 ay süren bir korse dönemi geçirirler. Korsede gevşemiş olan ve altındaki yağ dokusu çekilmiş olan derinin yeniden yerine yapışması ve orada kalan yağ hücrelerinin düzenli olarak dağılması için baskılı bir korse işlemi uygulanmaktadır ve bu işlem her liposuction'dan sonra yapılmaktadır.